Saatte 200 metre yol alan bir araç 150 dakikada kaç kilometre yol alır? Şimdi arkadaşlar 150 dakika kaç saate karşılık geliyor? 2,5 saate. 2,5 saatte 200 metreyi çarpalım bakalım. Saat çünkü verilmiş ve metre verilmiş. Dolayısıyla 500 metre yapar. 500 metrede arkadaşlar kaç kilometredir? 0,5. C şıkkı. Yol x olsun. X bölü 6'sına gittikten 35 kilometre daha giderse yolun 5x bölü 9'unu gitmiş oluyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla 35 payda eşitlersek 2, 10, 10 eksi 3. 7x bölü 18 olacak. Bunu sağ tarafa attım. Böylece bunlar sadeleşti 5. X eşittir 90 kilometre oldu. Şimdi arkadaşlar 60 kilometrelik bir hızı var. T saatte 90 kilometreye gidecek. Yani T buradan gördüğünüz gibi 1,5 B şıkkı. Ortalama hız nedir? Toplam yol bölü toplam zaman. 1 bölü 3'ünü V kilometre hızla gidiyormuş. Şimdi X kadar yol olsun, tamam mı? Sonra arkadaşlar 2X kadar yol olsun. X kadar yolu ne kadar hızlı alıyormuş? V bölü 2. Pardon V. Sonra 2X kadar yolu da V bölü 2 hızlı alıyormuş. Böylece bakın toplam yol bölü toplam zaman. Dolayısıyla 3X bölü ters çevirdiğimiz zaman V bölü 2 4X 5X bölü V yaptı. Şimdi x'ler sadeleşti. Böylece bakın 3B 3 bölü 5 olmuş oldu arkadaşlar. Yani 3 bölü 5 V oldu pardon. Aynı sürede kavramı bizim için önemli arkadaşlar. Bakın şimdi. Diyelim B kentine uzaklığı x olsun bunun, tamam mı? X eksi 80 bölü 60 T1 arkadaşlar. Yine dikkat edin. X artı 120 bölü 80 de yine T1 T2'ye eşit. Çünkü aynı süre diyor. Bazen sorularda x eşittir vt'leri veya t eşittir x bölü v'leri ben kullanıyorum. Süre aynı olması, zamanın aynı olması, hızın aynı olması, yolun aynı olması. Hangisi aynıysa onu kullanmanız lazım. Dolayısıyla sadeleştirdim. Burası 3, burası 4. 4x eksi 320 eşittir 3x artı 360. Böylece x eşittir arkadaşlar. Buradan 680 oldu. Cevabımız A şıkkı. Şöyle bir dik üçgen oluşturalım arkadaşlar. T sürede aldığı yol 7,5T olsun, tamam mı? Sonra bunun da aldığı yol 10T olsun. Aralarındaki mesafe 50 birim. Şimdi Pisagor mu yapacağız? Normalde evet. Yani bunun karesini al. Bunun karesini al. Sonra eşitle bunu git 50'nin karesine. Ancak şöyle bir şey var bakın. 7,5T'ye arkadaşlar 3M derseniz 10T'ye 4M dersiniz. Çünkü 10T'ye 7,5T'nin 4 bölü 3 katı. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden 50M'de 5M olur. Dolayısıyla M buradan 10 olur. M 10 olduğu için 40 olur. 10T eşittir 40'tan T demek ki 4'müş. Ya da buraya yaz, fark etmez. Git yerine 30 eşittir 7,5T'de. Yine bakın T arkadaşlar 4 saniye veya 4 saat artık neyse. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Süreler burada aynıymış. Haliyle aynı sürede 3 birim yol alıyor. Aynı sürede 4 birim yol alıyor. Demek ki buradaki hızı 3V olsun. Buradaki hızı 4V olsun. Toplamda 7V eşittir 280. V arkadaşlar 40 geldi. Buradaki hızı 120. Buradaki hızı demek ki bunun 160. W eksi V'yi soruyor. 160 eksi 20'den. Böylece cevabımız ne geldi? 40. A şıkkı. 6 kez pedal çevirdiğinde 10 metre ilerliyorsa, doğru orantı düşünün. 6 kez çevirdiğinde 10 metre ilerliyorsa 2160 çevirdiğinde bunun 360 katı, o zaman 3600 metre ilerlemesi lazım. Bu da kaç kilometreye karşılık geliyor? 3,6 kilometre. Demek ki bu yarım saatte 3,6 kilometre ilerliyor. O zaman 1 saatte 7,2 kilometre ilerler. Hız neydi? Yol bölü zaman. Yani 1 saatte arkadaşlar 7,2 aldığına göre bunun hızı 7,2 oldu. Bir kere şu AB kısmı aynı. Oraya X, X diyelim, tamam mı? Buraya da Y diyelim arkadaşlar. Şimdi A'dan çıkan hızlı olan X gitti. Sonra Y gitti. Y döndü, X gitti. Değil mi? Geldi başa. Sonra yavaş olan arkadaşlar X gitti ve X geldi. Bunların yolları oranı kaç olacak? 4 bölü 3. Çünkü hızlı olan arkadaşlar 4V, yavaş olan 3V. Dolayısıyla İçler dışlar yaparsak 8x eşittir 6x artı 6y. 2x eşittir buradan 6y. X de bakın ne oldu? 3y. Bizden AB'nin BC'ye oranını istiyordu. İşte geldi cevap B. Birincisi 4 saatte 320 kilometre yol almış. Yani 320 bölü 4'ten hızı 80. Sonra bu arkadaşlar 25 dakikada 50 kilometre yol almış değil mi? Evet 25 dakikada bakın 25 bölü 60 saatte 50 kilometre yol almış. Yani 50 bölü 25 bölü 60 yapacağız. Lütfen bakın kilometre bölü saat yapmak gerektiğini unutmayın. Dolayısıyla bunun hızı 120'ymiş. 44'ten 14'e kaç dakika geçiyor arkadaşlar? 16, 14, 30 dakika. O zaman 30 dakikada 90 kilometre yol alıyorsa bunun hızı da 180. Önce hızlarını buldum bakın. Şimdi aynı anda aynı yönde hareket ettikten 4 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Bunların hızları toplamı 200. Böylece 200 çarpı 4'ten demek ki burası 800 kilometre. Sonra arkadaşlar A ve C de birbirlerine bu sefer yakalayacak. A'nın hızı arkadaşlar. Burada şu C'yi yanlış yapmışım ya. 13.44, 15.14 bu arkadaşlar 1,5 saat. Yani aslında şöyle 1,5 saatteki hızı 90, bunun hızı 60 olacak. Hemen düzelteyim. Ben onu demin yanlışlıkla 13.44, 14.14 görmüşüm. Dolayısıyla siliyorum affedersiniz. Orası 60 olacak değil mi? Şimdi haliyle aralarındaki hız farkı bunların ne? 80-60. Ve mesafe 800 kilometre. Böylece T buradan arkadaşlar ne geldi? 40. Cevabımız C şıkkı. İlk tohumu A noktasına bıraktığına göre aslında 80 tane tohum olacak sonrasında. Çünkü 10 saniyede bir bırakıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu da böyle. 70 olacak. A hariç. Çünkü A'da başlangıç 0. an. Dolayısıyla bu şu demektir. 80 çarpı 10 800 saniye geçecek demektir. Yine 70 çarpı 10'dan 700 saniye geçecek demektir. V çarpı 800 eşit olacak. V artı 8 çarpı 700'e. Neden peki arkadaşlar? 10 saniyede bir tohum bırakıyorsa o zaman bu 80 tohumu 800 saniyede bırakacak ve aynı yolu aldıkları için eşitledim. Dolayısıyla bunları sadeleştir. 8V eşittir 7V artı 56. V arkadaşlar buradan 56 geldi. C şıkkı. Burada şunu yapalım. Mavi arkadaşlar A faresi ne kadar sürede yiyor? 6 santimetre kübünü 1 dakikada, o zaman bu 20 dakikada tüketiyor. Yine A faresi arkadaşlar beyaz şeyi ne kadar sürede yiyor? 10 santimetre kübünü 1 dakikada ise bu da 12 dakikada. Şimdi gelelim B faresine. B faresi mavi arkadaşlar 10 santimetre kübünü 1 dakika dediğine göre 12 dakikada ve yine beyazı da arkadaşlar 12 santimetre kübünü 1 dakikada ise 10 dakikada yiyor. Dolayısıyla bu 10 dakikada yiyor. Bu burayı 20 dakikada yiyor. Sonra bu 12 dakikada yiyor. 32 dakika oldu arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu da 22 dakika oldu hala sağ taraf. Bu beyaz peyniri 12 dakikada yiyordu. 32 dakika oldu. Bu 22 dakika oldu. Şöyle bir şey yapayım o zaman. Bu 32 dakikada anca daha beyazı yeni bitirdi. Buysa 22 dakikada maviyi bitirdi. Hatta buradaki maviye de başladı. O yüzden şunu yapalım. 32 dakikada bu bitirdi ya. 32 dakikada bakalım bu ne yapıyor onu görelim. 22 oldu zaten. 10 dakikada ne kadarını bitirir arkadaşlar mavinin? 12 dakikada tamamını bitiriyorsa 10 dakikada 5 bölü 6'sını bitirir. Dolayısıyla mavi peynirin şöyle 1 bölü 6'sı kaldı. Dikkat. Mavinin arkadaşlar 1 bölü 6'sı kaldı ya şöyle. Bir tanesi buradan yemeye başlayacak. Bir tanesi buradan yemeye başlayacak. Çünkü şu an 32. dakikadayız. A faresi arkadaşlar mavi peynirin 6 santimetre küpünü 1 dakikada yiyor. Yani aslında 1 dakikada bu 1 bölü 20'sini yiyor. Tamamı 120 santimetre küp olduğu için. 1 bölü 20. Sonra arkadaşlar diğeri 10 santimetre küpünü 1 dakikada yiyor. Yani bu da 1 bölü 12'sini yiyor. 1 dakikada payda eşitlersek ne kadarını yemiş oluyorlar? Burayı 3 ile çarpalım. Burayı 5 ile çarpalım. 8 bölü 60'ını yiyorlar 1 dakikada. Bunun ne kadarı kalmıştı? 1 bölü 6'sı kalmıştı. 1 bölü 6'yı 8 bölü 60'a bölersek bunlar sadeleşir. 10 bölü 8 yani 5 bölü 4 dakikada bunun tamamını bitireceklermiş. Baştan 32 dakika geçti. 5/4 dakikada şimdi geçti. 133/4 arkadaşlar bu güzel sorunun cevabı C şıkkı.